otelin genel görünüşü bu şekilde. Evet, diğer bir açıdan da göstereyim size Land of Legends'ı. Şimdi de size oteli göstereyim. Evet, burada da bir şato var. Bu kuleyi görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel dizayn edilmiş değil mi? Böyle tekneden resimle çekilebiliyorsunuz buradan. Yine burada sıra sıra alışveriş merkezleri. Size ileriden de çekim yapayım. Yine bu şekilde devam ediyor. Harika değil mi ya? Baksanıza şu otelin güzelliğine. Size tekrardan çekeyim şu atları, gerçekten çok güzelmiş. Burayı gezmeye bir gün yetmez. O kadar büyük. Hadi sizin için gezeyim be. Evet. Burada steakhouse, pastane ve nargile salonu aynı yerde. Böyle havuz manzaralı. Orta tarafta camisi de var. Yalnız burada dünya güzellik yarışmasına katılan kızlardan çok daha güzellerini gördüm. Bu Ruslar gerçekten eşsiz genlere sahip ya. Fazlasıyla güzeller yani. Burada da simgesi var. Şöyle bir yer. Çok güneş geldiği için gözüme tam göremiyorum da umarım kamera çekiyordur net olarak. Yani koca devasa bir yer burası. Evet, bu açıdan da göstereyim size arkadaşlar. Evet, böyle akın akın gelen turistler. Burada da Aura Club'ın yeri varmış. Gece eğlence için. Vallahi burada bulutlar bile ayrı bir güzel ya. Şu son havuzu da göstereyim size de. Ben de soğuk bir şeyler içeyim artık. Hep size çekim yapacağız diye yorulduk. O kadar yer yürüdük. Biraz da kendimiz için bir şeyler yapalım değil mi? Oh.
Su o kadar güzel geliyor ki şu anda. Havuza giresim geldi, atlayasım geldi. Neyse hadi burayı bir daha yürüyeyim de. Ondan sonra buradan çıkarım artık. The next day. Evet arkadaşlar, şimdi Lara Kundu'da bulunan otellerin oraya geldim. Şöyle göstereyim size otelleri. Burası boydan baya büyük oteller, 5 yıldızlı oteller yol boyunca. Burada yine büyük otellerden biri Concord. Size yol boyunca otelleri gösteririm artık. Lara plajında otellerin arasından geçtim. Sahiller yine dolu. Şu an Ekim ayındayız ve Kasım'a girmeye az kaldı. Sahillerin durumu bu şekilde Antalya'da, yine turistlerle dolu. Plaj voleybolu oynayanlar burada yine otellerin sahillerinde. Evet, Lara Grand Park'a aitmiş o gittiğim sahil. Benim orada çok çekim yapmama izin vermediler, dışarıdan giremezsiniz diye, ama çekim yaptım yine de, sıkıntı yok. Evet, burası da apartman tarzı bir otel sanırım, site gibi. Size bir başka oteli daha göstereyim. Otelin yanından görünüşü de bu şekilde. Burası da Delphin Imperial Otel'miş. Burada da Lara Family Club var. Aynı Ramada'ya benziyor. Aynı yeri çektim demeyin ondan sonra bana. Evet, burası da Sultan Pazarı'ymış. Daha yakından çekeyim, göstereyim size. Burası da Ankara Melik Gökçek style dinozor var. Melik Gökçek'ten esinlenmişler bu dinozoru yaparken herhalde. Burada da Red Kit Dalton'lar falan var. O kasa kasa nar tam mevsiminde. Şöyle içeriği de göstereyim, pazarın içerisini. Tabii yaz ayında yine burası canlı dolu olur da, tam kalabalık zamanında gelmediğim için, yollar boş, turistlerin rağbet ettiği zamanda gelsek buralara dolu oluyordur muhtemelen. Evet, ağaçlı yoldan götüreyim sizi. Güzel manzaralı sahil yolu burası. Futbol sahası. Burada tenis oynayan teyzeler. Plajına da gelmeme az kaldı, orayı da göstereyim. Buradan da başka bir sahile çıkıyor. Hep böyle oteller buraları kapatmış. Hep otellerin yerleri burası. Ben de birinin içinden geçiyorum şu an. Sizler için çekim yapabilmek için. Bunlar da güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Plaj voleybol oynayan gençler. Plajı da bu şekilde. Size dere manzarasını da göstereyim. Lara plajına dökülen dere oluyor. Yan tarafında da oteller yine devam ediyor. İlerisi de halk plajı. Ya buraya geliyorsanız zaten otellerin plajına girin. Atıl durumda olan halk plajlarını kullanmak zorunda değilsiniz sonuçta. Tüm plajlar bizim kullanmamız için. O müessesenin hizmetlerinden yararlanmadıkça plajlara da kullanabilirsiniz. Plaj zaten halk için, bizler için. Zaten onun da videosunu çekmiştim. İzleyebilirsiniz plaj haklarımız diye. Neredeyse Kasım'a girmemize rağmen Antalya bayağı canlı. Su kaydırakları, eğlenen çocuklar filan. Burada yol boyunca balıkçılar filan da var. Balık tutuyorlar derenin kenarında.
Karşı tarafta kazları da gördüm. Onu da çekeyim size. Evet, burası da başka bir otel. Oranın da önünden geçerim belki. Size çekim yaparım yine. Size yandan çekimini yaptığım oteli bir de ön taraftan da göstereyim. Aksu Dolphinarium'muş burası. Yanında da Titanic var. Ben Titanic'e gideyim şimdi. Nihayet Titanic Otel'e geldik. Hemen yan tarafında da Miracle var. Burası da Titanic'e çok benziyor. Benzer bir konseptte otel. Burası da Belek City Center'mış. Son başka yere gideceğim için burada içeri girip çekemeyeceğim ama fazla vaktim olmadığı için bir daha gelirsem eğer buraya çekim yaparım yine size. Evet arkadaşlar, yine hem sizin için hem kendim için bugün gezdim dolaştım Antalya'da burayı. Videoyu burada sonlandırayım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın ve yorumlarınızı da bekliyorum artık. Yorum atabilirsiniz. Evet, böyle sonlandırayım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.